Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer ile Hayatımız Trafik programı başlıyor. Hayatımız Trafik programından herkese selamlar, sevgiler. Bugün yine trafiği konuşacağız sizlerle, her zaman olduğu gibi. Trafik toplumda herkesi ilgilendiren bir konu. Siyasetçi, akademisyen, zengin, fakir, yaşlı, genç, hepimizin ortak ilgisi. Ama ne yazık ki biz trafiği yönetme konusunda hala istenilen düzeyde değiliz. Trafik dili en basit, uygulaması en kolay. Uygulandığı zaman trafik kuralları, toplumsal faydası en yüksek kurallar. Ne var ki biz bir türlü barışamadık ve bu trafikle ilgili muhabbetimize de devam edeceğiz bugün tekrar yine. Ülkemizde ulaştırmanın %90'dan fazlası karayoluyla yapılıyor ve ne yazık ki karayollarındaki trafik kazalarında sürücü hataları %89'larla, genel anlamda insan kaynaklı hatalarda %99'larla telaffuz ediliyor. Bu ciddi bir rakam. Gönül ister ki bu oran çok daha gerilere gitsin. Bu da tabii eğitimle olacak bir şey. Şimdi bugün iki değerli hocam konuğumuz, program konuğumuz. Sayın Ali İhsan Gök ve Aykut Alkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri kısacık tanıyabilir miyiz? İsmim Ali İhsan Gök. Jeoloji mühendisiyim. Mersinliyim. 2013 yıllarında motosiklet kullanmaya başladım. Bir hobi olarak başladı bende. Ve giderek bir tutkuya dönüştü. Ve ardından bu işi uzunca bir süre, ölünceye kadar yapacaksak eğer dedim. Allah bu işi doğru bir şekilde yapmamız gerektiğine inanıyorum. Yani ölmek için değil, ölünceye kadar motosiklet sürme dürtüsüyle hareket edip bu işin eğitimlerini almaya başladık. İleri ve güvenli sürüş eğitimleri almaya başladık. Ve eğitimlerde ilerledikçe belli bir seviyelere geldik ve daha sonrasında da bu işin eğitmenliğine kadar devam ettik. Bugün de o çok değerli ileri sürüş eğitimlerinizle ilgili halkımızla birlikte piyolar paylaşacağız inşallah. İnşallah paylaşmaya çalışacağız, paylaşacağız. Evet inşallah. Sizi tanıyalım. Aykut Hocam. Merhabalar, ben Aykut Alkan. 1970 Mersin doğumluyum. İç mimarlık güzel sanatlar bölümü mezunuyum. Ama en çok sevdiğim mesleği motosiklet eğitmenliği. Çünkü onun üzerinde olmak İhsan Bey'in de bahsettiği gibi bir tutku. İlk başta kendimizi geliştirmek adına başladığımız şey bizi resmen içine aldı ve bir tutku haline geldi. Daha sonra bunu insanlara nasıl aktarabiliriz'in arayışına başladık ve bugüne geldik. Harika. Bugün evet güzel bir program olacağı benziyor. Çünkü trafikte sorun insan unsuru. Kurallar aynı kurallar. Yani motosiklet için ayrı ya da işte araç için ayrı kurallar değil. Hepimiz için aynı kurallar geçerli. Güzel bir program olması ümidiyle başlayalım. Peki ben önce sloganınıza bir değinmek istiyorum. İyi sürüş bir sanattır diyorsunuz. Memlekette sanatçı yok ama herhalde biraz şöyle bakınca ne dersiniz? Var, var. Var mı? Var. Peki, iyi ama bir sürücü nasıl olmalı? İyi bir sürücü olmanın kuralları neler, nelere dikkat etmeli, nasıl kurgulamalı, nereden başlamalı? İyi bir sürücü nereden başlamalı? İyi bir sürücünün şöyle iki tane çok önemli özelliği var. Bir, zihinsel becerilere sahip olması gerekiyor. Zihinsel bir olgunluğa sahip olması gerekiyor. İki, fiziksel becerilere ve olgunluğa sahip olması gerekiyor. Ve mesleki olarak da baktığımızda hani meslek sahibi insanların da hemen hemen hepsinin becerilerini
doğru bilgileri, doğru tekrarları yaparak edindiklerini, doğru gözler tarafından refere edilerek, yanlışlarının doğrularının kendilerine gösterilerek bu süreci tamamlayıp iyi birer meslek erbabı olduklarını görüyoruz. Motosiklet sürücülüğünde de böyle. Aslında otomotiv sürücülüğünde de aynı şey geçerli. Evet, kurallar aynı çünkü. Kurallar aynı. Motosiklet evet. için farklı bir kural uygulanmıyor. Otomobilde de aynı şey geçerli oluyor. Ama tabii birazdan programın ilerleyen dakikalarında zaten bunun detaylarını konuşacağız. Motosikletin neden farklı olduğunu, neden dahaları olduğunu beraberce konuşacağız. Ama iyi bir sürücü sorusunun cevabı benim zihnimde hep zihinsel olarak aktivitelerini canlı ve diri tutan, sürekli odaklanan... Refleks anlamında mı? Efendim? Refleks anlamında Refleksten mı? Ziyade sürüş anını planlayabilen, sürüş anını düşünebilen, öngörebilen, ileriye bakabilen, sürekli kendi güvenliğini tehdit edebilecek senaryoları kafasında canlandırıp ona göre tedbirler oluşturabilen bir sürücü. Bu zihinsel aktivitesi. Fiziksel yönden de Aykut Hocam sen anlat istersen. Evet, fiziksel yönden Aykut Hocam. Fiziksel yönden de, fiziksel yönden şöyle ki, yeteneklerimizin, yapabildiklerimizin ne olduğunu bilmek büyük bir erdemdir. Yani sınırlarımızı bilmek. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Kişi kendini bilmezse neyi nerede ne kadar doğru, neyi nerede ne kadar yaptığını, yanlış yaptığını da bilemez. Bunun için başka bir kritere ihtiyaç var. Kendini check etmek için, kontrol etmen için başka bir kritere ihtiyaç var. İşte sistem bize bunu veriyor. Bahsettiğimiz güvenli sürüş sistemi bunu veriyor. Eğer buna da sahipseniz işte o zaman sanatçı oluyorsunuz. Değil mi? Evet. Evet, ilk başta sorduğum sorunun cevabını da almış oldum. Peki, otomobil kazalarıyla ilgili, ben şimdi bu programa hazırlanırken cidden birkaç kaynaktan ciddi çalışma yapıp getirdim. Oradan edindiğim bazı kısa notlarla size bazı sorular yönelteceğim. Çünkü işin uzmanı sizsiniz. Yine otomobil kazalarıyla ilgili bir yapılan araştırma diyor ki, aynı hataların tekrarlanma şeyi varmış, sıklığı varmış otomobil sürücülerinde. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Yani bu güvenli sürüş uzmanı olarak, sizler bu işin eğitmeni olarak, yani bir insan niye trafikte karşılaştığı bir olumsuzluğu düşünüp de tekrar karşılaştığında ona bir şey hazırlamaz, çözüm yolu hazırlamaz? Evet. Aynı hataları neden tekrar eder? Çünkü bu şey bilimsel olarak, istatistiksel olarak kanıtlanmış. Yani hatalardan biz ders almıyor muyuz yeterince? Almıyoruz çünkü biz onları hata olarak görmüyoruz. Önce ilk başta ortamı veya karşı tarafı suçluyoruz. Bunun arkasına saklanıyoruz. Aslında hata dediğiniz şey, yani bu sadece trafikteki motosiklet haricinde diğer kullanıcılarda olmuyor. Bu bahsettiğiniz olay aynı zamanda motosiklet kullanıcıları için. Ben genel anlamda söyledim evet, zaten. Onlar da aynı şeyi tekrarlayabiliyorlar. Neden? Kaza dediğimiz veya tatsız bir olay, neyse başımıza gelen bir potansiyel tehlikenin tehlikeye dönüştükten sonraki hali bizde travma oluşturuyor. Travma. Evet. Nasıl? Biraz açalım. Açalım. Bir başınıza bir kaza geldi, bir olay yaşadınız motosikletle ilgili olarak veya arabayla ilgili olarak. Onu oturup daha sonrasında düşünüyor musunuz? Ben bunu neden yaşadım? Ben kendi adıma düşünüyorum. Tamam, peki düşünüyorsunuz. Kendinizi hatalı bulduğunuz noktada evet, strateji geliştiriyorum. Kesinlikle. Hatalı evet. bulduğunuz noktada kendinizi, o zaman geriye dönüş olarak bunu kendinize bir pay olarak, kar olarak alabilirsiniz. Evet. Ama çoğumuz bunu yapmıyoruz. Dediğim gibi ortamı veya karşı tarafı suçlamak daha kolay oluyor. Toplumun genel böyle bir algısı var değil mi? Yani herkes kuralları biliyor. Yani herkeste şöyle bir algı var. Ben kuralları biliyorum. En ufak güzel şey de uyguluyorum. Hata bende değil, karşıdakinde gibi bir algı var. Biraz burada düğümleniyor sanki sorun. Kesinlikle. Eğer biz bunu oturup düşünürsek, dediğim gibi arka tarafa atmazsak, etüt edersek bu travmanın üstesinden geliriz. Ve o zaman kas hafızanızda olan şey o travma olmaz, o yaşadığınız kaza olmaz. Şimdi her olayda aslında bizim kas hafızamız bunu alıyor. Daha sonrasında ihtiyaç duyduğunuzda kas hafızanızda ne varsa tekrar onu çıkarıyorsunuz. Cebinizde ne varsa onu çıkarırsınız. Hı hı. Ama eğer ondan ders çıkarmışsanız ve kas hafızanıza da işte ben motosikletle şunu yaptım ama şunu yapmasaydım üzerine eğilir, onun antrenmanını, egzersizini de yaparsanız
kas hafızanızda doğru bilgi olacağı için o anda ortama o çıkar ve o kazadan muaf olursunuz aslında. Değil mi? Evet. Bizim bunu biraz geliştirmemiz gerekiyor gibi. Bir de eklemek istediğim bir şey var burada. Bizim roadcraft'ta yani yol sanatında öğretilen şey iki türlü aslında. Bir tanesi Aykut Hocam bahsettiği gibi kas hafızanızda doğru tekrarın yer almasını sağlamak üzerine hep doğru tekrarları bir bilen gözle beraber yapmanızı sağlamak. Ama ondan daha da önemlisi demin bahsettiğiniz o tehlikeli duruma veya kaza durumuna hiç düşmemenin yolları üzerinde çalışıyoruz eğitim. Olması gereken o. Olması gereken de o. Yani evet. Sizi o duruma, sürücüyü kendini o duruma hiç düşürmemesi üzerine gidiyoruz. Yani önceliğimiz bunun üzerinde. Hı hı. Ama olası bir şekilde öyle bir tehlikeli durumla karşılaştığında da doğru bir teknik varsa kendisini hatadan kurtaracak kas hafızasından onu kullanmasını sağlamak üzerine eğitimleri devam ettiriyoruz. Tekniği geliştirmek üzere. Bir şekilde. Şimdi toplumsal davranış ve bakış açısı trafiği genel anlamda etkiliyor. Şöyle etkiliyor. Siz hem motosiklet kullanıcısınız, hem yani araç kullanıyorsunuz, evet. Otomobil kullanıyorsunuz. Sanki ben şunu sormak istiyorum aslında. Otomobil kullanırken ki psikolojinizde motosiklet arasında bir fark var mı? Yani ben birçok sürücünün olduğunu düşünüyorum. Ya da öncelikleriniz bağlamında. Şöyle, eğitim almamış, eğitimsiz sürücülerin tamamında bunun farklı olduğunu düşünüyorum. Otomobildeki davranışlarıyla motosikletteki davranışları arasında farklılıklar var. Ama eğitim alan sürücüde fark yok. Şimdi yani sürücülerin hepsinde motosikletin üzerinde nasılsa otomobilin üzerine de geçtiğinde aynı dikkat seviyesinde devam ediyorlar. Şimdi araç ebatı büyüdükçe bir özgüven oluyor. Geliyor mesela beton arabaları, tırlar, kamyonlar, büyük otobüsler. Yani araç büyüdükçe küçük araçlara olan şey önemsenme ya da değer azalıyor gibi bir algı var. Onun sebebi nedir? Nedir? Sizce? Çünkü insanlar, o konuda psikolojik bir araştırma okumuştum. İnsanlar gün boyu toplum içinde hep birilerine karşı kendilerini göstermek durumundalar. İspatlama ihtiyacı duyuyor. Ama arabanın içine oturduğunda, direksiyona geçtiğinde kendi kişiliği ortaya çıkıyor ve bunu da yansıtıyor. Bu kişilik toplumda eğer eleştirisel bir yanıt alsa kendine çeki düzen verecek. Ama eleştirisel bir yanıt alamadığı için doğrusu budur diyor ve diyor ben bu işi biliyorum deyip yapmaya devam ediyor. Evet. Sizin bu bahsettiğiniz kişisel ego ile ilgili. Doğru mu? Var. Evet ama. Evet. Peki siz trafikte neden kaçınırsınız? Erkek sürücülerden. Süper. Erkekler de bayanlardan kaçın. Siz öyle diyeceğiniz için ben sizden önce cevap verdim. Evet. Aslında biz trafikte bize zarar verecek şeyleri ararız. Aynen, evet. Bilinçaltımız yapıyor bunu. Biz düşünmeden trafikte bize ne zarar verir onu arıyoruz. Dolayısıyla bir arabanın içindeyken size ne zarar verebilir? Sizden daha büyük bir taşıt size zarar verebilir. Hı hı. Ve bir kavşaktan çıkarken aslında siz onu ararsınız. Gelen bisikletliği veya motosikletliği aramazsınız. Aramadığınız için de göremezsiniz. Aslında aramamız gerekir. Aramamız gerekir. Aramamız gerekir. Kural, altın kural o. Altın kesinlikle kural. Aramamız gerekir. Yani büyük çerçeveden bakacağız resme, değil mi? Evet. Tam bakacağız. Ve hep kafamızda şey olacak. Aslında bence araç kullanmak bir beyin jimnastiği. Kesinlikle. Sağdan bisiklet gelebilir, karşıdan yaya çıkabilir. Aynen öyle. İşte şu büyük araç önüme kırabilir arkamdaki diye. Arkamdaki araç yavaşlayamayabilir, aynen. Duramayabilir. Gibi. 360 derece bir farkındalığınız olmak zorunda. Hatta şöyle bir şey vardı, bir hocamdan öğrenmiştim. Trafikte seyrederken hep önünüzdeki 3 aracın hareketlerini takip edeceksiniz. Doğru. Mantığı. Doğru. Neden? Çünkü aniden durduğu zaman mutlaka orada bir sıkıntı vardır. Ya bir çukur vardır, ya bir kaza olmuştur, bir olumsuzluk vardır. Aynen. Siz sadece önünüzdekine bakarsanız siz son o cenderenin içine girersiniz. Aynen. Siz ona 3 araç diyorsunuz. Biz motosiklet kullanıcıları roadcraft sistemine göre beynimin 3 saniye ileride olmadığı yerde motosiklet kullanmıyorum ben. Evet. O tabii çok daha ciddi bir şey. Beyin jimnastiği orada devreye giriyor. Değil mi? Aslında orada önemli. Peki, sürücülerimizde bir sürüş hırsı var, değil mi? Evet. Herkeste bir sürüş hırsı var.
Ki hız konusundaki tutum, genel toplumda gördüğümüz şeyleri biliyorsunuz. Bunu nasıl yöneteceğiz? Yani bu sürüş hırsını, hız tutkusunu nasıl yöneteceğiz? Ya insanların aslında biraz tatmin edilmemiş bir duygusu bu. Hız duygusu, ivmelenme duygusu. Hı hı. Bunu kişilerin nasıl tatmin edeceği sorusunun cevabı toplumsal bir hareketi gerektiriyor işimiz. Yani insanların belki de imkanı olan kişilerin bir her şehirde bir yarış pisti olsa, arada bir gidip yarış pistinde o şeyini adrenalini alsa, sokakta belki bu kadar şeyler yapmayacaklar. Motosiklet sürücülerinde de aynı şey geçerli. Ama sonuçta şu var, temeli gene biz o altyapıyı hazırlasak da, ne bileyim her şehri bir yarış pisti yapsak, insanlara bunu açık yapsak da, gelin kullanın desek de gene kullanmayacaklar. Değişen neticede şey. İnsanların zihninde bu işi çözmemiz gerekiyor. Çünkü bazı insanlar araç kullanmayı ya da bir diğerini rahatsız etmeyi gövde gösterisi olarak gövde algılıyor. Gösterisi mesela olarak modifiye görelim. Araçlar için aynısını aynı söylüyorum. Şey gereksiz korna için aynen. Aynısını söyleyebilirim. Aynen. Drift için aynısını söyleyebilirim. Hı-hı. Yani bu şu demek. Ben de buradayım, beni de görün. Biraz aslında psikolojik bir sıkıntı biliyor musunuz? Öyle yani bir bizim sıkıntı var. Psikologlarımızın çözeceği bir şey. Ama sürücü kısmında bizler elimizden geldiğince yaptığımız şey insanların zihninde düzeltmeye çalıştığımız bazı şeyler var. En zor düzelen kısmı nedir? En zorlayan. Zor düzelen kısmı şu, bizim en çok zorlandığımız, şöyle anlatayım, hani daktilo vardı eskilerde, evet, şimdi tuş. Klavyeye döndü. Evet. Bunun bir 10 parmak yazımı vardır, bir de böyle tek tek yazımı vardır. Şimdi hiç bilmeyen bir kişiye 10 parmak yazmayı çok daha kısa sürede öğretirsiniz. Hı hı. Ama biraz bu şekilde tek parmakla yazmayı öğrenmiş bir kişiye 10 parmağı çevirmekte acayip zorlanırsınız. Birebir aynı şekilde biz de bunu yaşıyoruz. Yani hiç bilmeyen, motosiklete yeni başlamış bir sürücü bize geldiğinde, bu işi güvenli bir şekilde öğrenmek istiyorum dediğinde çok hızlı yol aldığımızı görüyoruz. Çok seri bir şekilde o kişinin sürüşünü ileriye taşıyabiliyoruz. Ama ben şu kadar tecrübem var, şu kadar sene motosiklet kullandım, şu kadar sene şu motorları sürdüm, şöyle yaptım, şu kadar kilometreyi yaptım diyen sürücü de kemikleşmiş yanlışlar olduğu için onun onu düzeltmesi çok daha zor oluyor. Bizi de zorluyor o anlamda. Mutlaka. Ama zihinde bir şeyleri çözmeden fiziksel becerilerini geliştiremiyoruz. İşin aslı yine zihinsel becerilerini geliştirmekte gidiyor. Misaldir, hızın tanımını nasıl yaparsınız? Hızın tanımını nasıl doğru yapayım? Hızın tanımı nedir? Görüş açıma göre yapıyorum ben pratikte. Tamam. Yani işte çevresel etkenleri en iyi görebileceğim şekilde ve trafiğin genel akışına göre ayarlıyorum. Genel akışına göre. Şöyle yapıyor tanımlama. Rothgraft şöyle diyor. Yolun size ait olan kısmında, önünüzde engelsiz bir şekilde, yani hiçbir nesneye çarpmadan durabileceğiniz son nokta, son hız sizin hızınızdır, doğru hızınızdır. Hı hı. Durabilecek hızı tanımlıyor size. Süratle hızı biz birbirinden ayırıyoruz. Bizim evet. sistemimizde hızı kullanmak vardır, sürat yapmak yoktur. Takip hızı mesafesi, freneme mesafesi olarak biz eğitimlerde bunu konuşuyoruz. Mesela hızın yarısının metre cinsinden karşılığı duruş hı-hı. mesafesi. Hı-hı. Evet. Pratikte bunu işte kuru havada 2 saniyede kat edebileceğin yol kadar olarak tanımlıyoruz. Tabii ıslak havada bu biraz daha uzun olması gerekiyor. 2 saniye gibi. Kuralı dediğimiz kural bizde biraz siz daha de farklı tanımlıyoruz. Arabada bahsettiğiniz tamam. takip mesafesi 2 saniye midir? Hızıma göre değişir. Hızınıza göre değişir. Evet. Yok, takip mesafesinden bahsediyorum ben. Yani önündeki aracı ilerleyen bir aracı takip edeceğiniz mesafesinde mesafe. Ben kendi adıma bu böyle okuyup araştırdığım için çok böyle yakın olmasını hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Hı hı. Kendi pratiğimde. Evet. Çünkü mesela konvoy kuralı vardır şeyde. Biz SRC eğitimlerinde konuşuruz hı hı. bunu. Konvoy da Türkiye'de nedir? İşte adam askere gider, düğünü olur falan. Konvoy hiçbir araç girip çıkamaz o araya. Ama hı. olması gereken nedir? Hatta bizim olur. derslerde de verdiğimiz araya bir aracın girip sollayabileceği boşluğu ya da şerit değiştirebileceği mesafede bırakılması gerektiği yönündedir. Evet. Bu kural benim aklımda olduğu için ben biraz böyle şey yapıyorum ama onu bazen hemen birileri oraya girip
Hani safları sıkılaştırmaya çalışıyor. Öyle o diyeyim. O zaman siz yine geri bırakıp atacaksınız. Aynen evet. Yani şudur, özü şudur. Çok basit bir kuraldır. Hayat kurtarır. Birçok beladan sizi uzak tutar. Birçok kazadan da uzak tutar. 2 saniye kuralı dediğimiz bir kuraldır. Evet. Önünüzde takip ettiğiniz araç her neyse. Motosiklet olabilir, kamyon olabilir, kamyonet, otomobil olabilir, fark etmiyor. Önünüzdeki mesafeyi, onunla olan mesafeyi korumanız gereken azami mesafe 2 saniye içerisinde olacak. Bu ne demek 2 saniye içerisinde olacak? Önünüzdeki araç yandaki bir tabelanın dengini geçerken içinizden saymaya başlayın. 1001, 1002 diyeceksiniz, siz öyle tabelayı geçeceksiniz. Refer etme şekli de budur bunun. Daha basit. O bıraktığınız boşluk size neyi sağlar? Birinci saniyesi idrak tepki süresi olarak geçer. Yani öndeki araç panik fren yaptı, çok sert fren yaptı dedim, beynim gözüm bunu algıladı. Benim ayağıma komut gönderdi, otomobil sürücüsü için anlatıyorum. Ayağımı gazdan çektim, frenin üzerine koydum. Çok yetenekli bir sürücüysem bunu 1 saniyede yaparım. Ki normal bir sürücü bunu 1,5 saniyelerde falan yapar. Değil mi? Uzun sürer. Kas hafızanda varsa. Tehlike orada baş gösterdi, öndeki araba durdu ve siz hala daha frene basmadan 1,5 saniye boyunca hızınız her neyse o hızla o araca yaklaşmaya devam ediyorsunuz. Evet. İkinci saniyede fren mesafeniz için gerekli olan azami minimum mesafedir, şeydir, süredir. Hı hı. 2 saniye böyle belirleniyor ama biz tavsiyemiz 3 saniyede, 4 saniyede takip edin. Şimdi Avrupa'da trafik kazasına karşı sürücü toplumda da dışlanıyor. Yani hem ruhsal anlamda bir kontrolden geçiriliyor. Yani sen nasıl bir psikoloji içerisindesin ki bu kazaya karıştın ya da özellikle ölümlü, yaralamalı bir kazaysa bir başkasının hayatına kastettin diye böyle hem adli süreç başlıyor hem de toplumda ayıplanıyor. Evet. Bize böyle bir şey yok. Bence biraz bu trafikteki rahatlığımız sanki onunla alakalı gibi. Yani biz toplumsal olarak ne yapıyoruz? Mesela sabah işe giderken ileride bir kalabalık görürsek ya da bir ambulans ya da bir ne bileyim polis. Ne oluyor? Hemen az ileride kaza var galiba deyip göz ucuyla bakıp yolumuza devam ediyoruz. Sanki kanıksamışız biraz bu kazaları gibi düşünüyorum ben. Ya da ne oluyor son zamanlarda? Görüş açısı iyiyse hemen resmini videosunu çekiyor. Sosyal medyada. Bitiyor sorumluluğumuz o noktada. Yani kazayla ilgili ya da oradaki işte sorunla ilgili ruhumuzu rahatlatmış oluyoruz orada onları yapınca. Ne dersiniz? Doğru mu bu düşündüğüm şeyler? Düşünceniz doğru. Ne yapabiliriz peki? Acı tarafı şu, üzerinde düşünmüyor insanlarımız. Bizler bu eğitimi aldıktan sonra ki beraber bizimle beraber eğitim alan Mersin'de onlarca motosikletli arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın hemen hemen tamamında da aynı şey gerçekleşiyor. Çünkü bu felsefeyi, düşünce biçimini öğrendikten sonra istemsiz olarak yapıyorlar bunu. Bir yerde bir kaza olduğu anda bizler hemen şeyi düşünmeye başlıyoruz. Bu kaza nasıl olmuş? Değil mi? Neden? Neden? Hangi kural İhlal edildi veya hangi tedbir alınmadı? Nasıl engellenebilirdi bu kaza? Sonrasında gelen soru bu. Yani bunu daha önceden o kazaya karışan sürücü nasıl anlayabilirdi? Böyle bir olaya karışabileceğini nasıl öngörebilirdi? Nerelere bakması lazımdı? Bunları düşünmeye başlıyoruz ve haliyle cevaplar kendiliğinden geliyor. Bu bizim için bir başkasının yaptığı kazadan bile kendi zihnimize, kendi kas hafızamıza dersler çıkarmamızı sağlıyor. Ders çıkartıyoruz değil mi? Ama evet. Bir başkası bunu yapmadığı için çıkarmıyor. Aslında Rothgraf sisteminin çıkışı da böyle oluyor. Bu analitik düşünceden oluyor. Şimdi İngiliz polisleri şu anda iyi motosiklet kullanan polislerdir dünya üzerinde. Ama bir dönem İngiliz polisleri tabiri caizse sinek gibi patır patır kaza yapıyorlardı. Bunun sebebi de vakaya giderken bir an önce yetişmek adına acele ediyorlardı. Ama tabii bir sistem yok, bir güvenlik kaygısı yoktu ve kendilerinden de vakaya ulaşmaları bekleniyor. Daha sonra bu kazalar o kadar çok oluyor ki acaba diyorlar motosikletli polis teşkilatını biraz askıya mı alsak falan derken bir yandan emekli polisler, emekli İngiliz polisleri, ya aslında biz de yapıyorduk bu kazaları, nasıl yapıyorduk, şöyle oluyordu, ya şurada şöyle yapsaydık aslında olmayabilirdi falan. Bunu incelemeye başladıklarında
basit müdahalelerle o kazalardan kaçabileceklerini anlıyorlar. Bir teori değil mi? Evet, orada daha sonra çıkıyor. Bunu yani bir sisteme dökebilir miyiz çabasıyla uğraşıyorlar. Ve hakikaten başarıyorlar. Uygulamaya başladıkça çok basit önlemlerle bazı şeylerin önlerini alabildiklerini görüyorlar. Daha sonra kraliyetle destek vermesiyle bu bir sistem haline geliyor. Hı-hı. Ve zorunlu oluyor. İngiliz polislerinin bu eğitimi alması gerekiyor. Türkiye'de var mı böyle bir İşte eğitim? Bizim verdiğimiz eğitim için, sistemi. Polisler için mi? Evet. Var değil mi? Tabii polisler için de var ve güncelleniyor. Güncellenmesi de gerekiyor. Çünkü Roadcraft sistemi hala kendini güncelliyor. Her yıl güncellemeler yayınlanıyor bununla ilgili. Biz de bunların eğitimini alıyoruz ve aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi dedik ki bu toplumdaki algıyı nasıl yöneteceğiz? Tabii ki kuralları özümseyerek ve toplumsal tepki göstererek, kurallara uymayan. Toplumsal tepki göstererek bir de bu kuralları nasıl kullanacağını insanlara öğretmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bunlar öncesinde biliyorsunuz, hatırlarsınız belki birçoğumuzun ehliyeti şeydi. Emniyet teşkilatından alırdık ehliyeti. Şu anki sürücü kursları, bu işin eğitimleri, şeyleri yoktu. Bir emniyet mensubu okurduk. Bir kitapçık olurdu, trafik kuralları, onu okurdu kişi. İşte bir yazılı sınava da girmezdi hatta, bir şeyle sözelli bir sınavı olurdu onu. Emniyet mensubu bir Emniyet mensubu bir abimiz bizle beraber arabaya otururdu. Çıkardık, şöyle bir tur atardık. Tamam sen oldun derdi, ehliyeti verirdi. Evet. Fakat sonra anladık ki bu iş böyle olmuyor. Olmuyor değil mi? İnsanlara bu kuralları öğretmek gerekiyor, nasıl düşünülmesi gerektiğini anlatmak gerekiyor. Bunun üzerine de sürücü kursları kurumları oluşturuldu. Bir kavram oluştu ve bir eğitim kurumları oluştu bu şekilde. Ve şimdi eskiye göre çok daha bilinçli sürücüler yetiştiriliyor en azından. Hı hı. Ama bu yeterli mi? Bizce yeterli değil. Bizce değil. Artık kuralları nasıl işleyeceğini de öğretmemiz gerekiyor insanlara. Bakın eğitim veriyoruz, sürücü kurslarını öğretiyoruz ama hala defalarca rastlıyoruz. Dönel kavşakta kimin kime yol vereceğini sürücülerimiz bilmiyor. Bilmiyorlar, evet. Veya bir kavşakta gideceği yöne göre arabasını, aracını konumlandırması gerektiğini bilmiyor sürücümüz. Aslında bu kural ona kağıt üzerinde verildi. Gittiği kursta bir şekilde bir eğitmen tarafından bu ona söylendi, kulağından girdi ama bunu nasıl işleyeceğini, trafikte nasıl uygulayacağı gösterilmedi bu arada. Şöyle bir sıkıntı var orada. Şimdi bizim de sürücü kursumuz var. Sınavlarda programdan önce konuştuk. Önem verilen şey park etme. L park, geri park falan. Kişi bunu görerek eğitim aldığı için ve sınavda da böyle park etme yoğun, işte kalkış, istop ettirmeden evet. gitme falan, onların önemli üzerinde durulması gereken şeyler olduğunu zannediyor. Dikkat ederseniz kırmızıda hemen kalkamazsınız, arkadan birileri kornaya basıyor. Evet, bu algı ömür boyu devam ediyor. Yani bizim önce eğitim sisteminde, tamam o, ben şunu her zaman söylüyorum. 2 yıl boyunca stajyer ehliyetlilik döneminde birkaç kez daha ara sınav yapılması gerekir. Akan trafikte kişilere puan verilmesi gerekir. Kesinlikle. Çünkü bir kısım kursiyer de tamam bizden eğitimi alıyor, hakkıyla kazanıyor. 3-4 senede o ehliyet cebinde geziyor. Ondan aracı sonra hiç kullanmıyor. O arada hiç kullanmıyor. Kimlik kartı olarak kullanıyor. Tabii. Yani rutin aralıklarla bu işin kontrolünün yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Ki bu can kaybı, kesinlikle. Bu maddi hasar hiç girmedik. 39 milyar liralardan söz ediliyor. Evet. Türkiye ekonomisi için çok ciddi yıllık bir rakam. Yıllık 6 bin insanımızı kaybediyoruz. 5 Aynen. bin, 6 bin insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Bir şey daha, 7 milyar dünya nüfusunun 1.2 milyonu trafik kazalarında heder oluyor her yıl. Her yıl. Bu çok ciddi bir rakam. Evet. Bu sadece Türkiye'nin değil. Yani evet, savaştan bile toplamlarından daha fazla. Savaşlarda kaybedilen insanlar. Hani bir doğal afet olsa, bir şey olsa, hastalık, salgın, takdir ilahi diyeceksin ama bunu takdir ilahilik bir durum. Biz yapıyoruz. Kendimize biz yapıyoruz. Aynen, kendi kendimize yapıyoruz. Peki bir şey daha soracağım. Buyurun. Ciddi bir şekilde ileri sürüş ya da defansif sürüş eğitimi alan sürücüler. Evet. Eğitimden sonra illaki bir aşırı güven oluşacaktır. Bu aşırı güven de hata yaptırır mı? Kesinlikle. Kaçınılmaz. Nasıl? Açalım biraz. Şöyle ki ben oldum dediğiniz anda aslında her şeyi yıkmış oluyorsunuz. Kazaya yani hep öğrenmeye devam edeceğiz. Kesinlikle değil mi? Kazaya en açık haliniz. Ben oldum, ben biliyorum, ben görüyorum, ben yaparım, ben giderim, ben sürerim, ben dururum. Tehlikeli yapamazsın, duramazsın, gidemezsin.
Çünkü çevresel değişkenler hep fark ediyor. Çünkü artık bir ego geldi. Senin en büyük düşmanın kendi egon artık. Trafik değil. O çok tehlikeli. Aynen. Peki hocam, doğru sollama tekniği, kör nokta, sürücülerin çok önemsemesi gereken konular. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi trafikte her vasıtanın kör noktası var. Evet. Biz motosiklet kullanıcıları olarak arabalar kadar korunaklı değiliz. Hı hı. Ama onlardan daha iyi görüşe sahibiz. Değil mi? Arabalar daha kapalı. Evet, daha korunaklı. Ama ben trafikte daha pratiğim, daha kıvrağım ve daha çok görüş alanına sahibim. Yani daha çok bilgi toplayabilirim. Bilgi topladığım sürece de hiçbir şey bana tehlike veremez. Kurallara da uyarsa. Önemli olan bilgiyi aramak. Evet. Bahsettiğiniz kör noktalar için biz ne yapıyoruz? Bunun için iki tekniğimiz var. Bir tanesi bizim de akan trafik hızında, yani mesela şehir içinde akan trafik hızlarında kullandığımız omuz üstü bakışımız var. Bir an için kafamızı sağa veya sola çevirerek ne durumda? Bizim bir güvenlik balonu dediğimiz olayımız var. Bu güvenlik balonunu patlatıyor muyuz, patlatmıyor muyuz? Bunun içinde miyiz, dışında mıyız? Bir de bizden daha hızlı trafiğe dahil olurken veya çıkarken baktığımız can kurtaran bakışımız var. Aynalardan hariç yaptığımız bir bakış. Otomobilde de kullanabilir miyiz? Tabii kullanabiliriz. Ben zaten bu eğitimleri aldıktan sonra artık kullanıyorum. Değil mi? Çünkü orada da kör noktalar çok fazla ve yeni nesil arabalara bakın, hepsinde aynalarında kör nokta uyarı işaretleri vardır. Orada bir sinyal yanar. Solunda araba var. Sen görmüyor olabilirsin sinyalidir o. Var. Yani bunu kimse inkar edemez. Yani teknoloji de bu konuda bahsettiğiniz sıkıntıyı gidermek üzerine bayağı bir çalışıyor işin aslı. Hı hı. Aracın kendi sürücüsünün aynasında artık kırmızı sarı renklerde ışık yaparak şeyi uyarıyor. İşte mesele yani o. Kullanıyor mu? Mesele evet, o. Mesela şey de vardır. Bilgiyi aramak. Bizim karayolları bu konuda çok iyidir. Evet. Onu söyleyeyim. Yani ülke olarak hani kendi kendimizi çokça eleştiririz ama bu konuda eleştiri değil. Alt aksine övmem gerekiyor. Altyapıda karayollarının işaretlemesinde, tabelalaması Avrupa standardının üzerinde. Hı hı. Türkiye'de çok iyidir yani. Ve bedava bilgidir. Evet. Birçok sürücümüz bu bilgiyi kullanmıyor. Bakmıyor bile. Düşünün, bir potansiyel bir tehlike var bir yerde. Karayolları bunu belirliyor. Bu hatta gelen sürücüler için bir yani tehlike var burada diyor. Çözümü size tepside sunuyor. Ya önceden uyarıyor. 50 şey metre öncesini talep. Sınava giriyorsunuz, size kopya veriliyor ama yok ben kopya almayacağım. Kopya almayacağım diyorsunuz. Gidip o virajda da kazayı yapıyorsunuz. Veya kavşakta o kazayı yapıyorsunuz. Aynen. Halbuki uyarmış sizi orada. Buradan araç çıkabilir uyarısını koymuş. Tali yol tabelası koymuş. 50 peki metre o tabelayı sonra biliyorlar diyor ki, mı? Efendim? Trafik işaretleri ve tabela okuma konusunda çok zayıfız. Zayıfız. Çok zayıfız. İşte mesela bakın, sürücü kursunda eğitim sınava giriyor ve tabelalamalardan ciddi soru sayısı var. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet, ciddi var, sorular var. Soruluyor. Neredeyse tam puan yapıyor her öğrenci bunu. Tabelanın anlamını biliyor. Hı. Peki kullandın mı? Kaç sene sonra kullanıyor? Az önce söylediğim gibi uzun süre cebinde kalıyor. Kimlik oluyor zaten. Mesela şeyi çok yaşıyoruz biz. İlk defa eğitime çıktığımız sürücü arkadaşlarla bir 25-30 kilometre bir yere gidiyoruz. Sonra bir meskun mahallede, bir köyde, bir kahvede oturuyoruz sohbet etmek için. Oturduğumuz yerde bizim birinci sorumuzdur, klasik sorumuzdur. Yolda geldiğimiz tabelaları bana bir sayar mısın? Hangi tabelaları gördük? Hangi tabelalar vardı? Görüyorlar bunları mı bir sayar peki? Mısın? Çoğunlukla arkadaşlardan şu cevap geliyor. Ben de öyleydim. Bu eğitimi ilk aldığımda hoca bana sordu. Dedi ki buraya kadar dedi hangi tabelaları hatırlıyorsun? Hangilerini gördük dedi. Şöyle bir baktım. Dedim ben tabela görmedim. Tabela yoktu dedim. Tabela falan sesi yoktu değil dedi. Mi şu anda nasıl söylediğiniz yani? Aynı. Evet, aynı. Nasıl yani dedi. Köy tabelasını görmedin mi dedi. Köyün ismi yazıyordu. Yok dedim görmedim. Peki ondan önceki dedi zikzak ardışık viraj tabelasını gördün mü? Hayır dedim görmedim. Peki tali yol tabelası vardı, yaya geçidi vardı, onları gördün mü? Sollama yasağı vardı. Sollama yasağı vardı gördün mü? Hayır görmedim. Tabelaların anlamını sorsanız 100 alırım. Evet evet. Hepsini biliyorum. Kurgulayamıyoruz. Ama kullanmıyorum. Aynen. Görüp çünkü aramıyorum. Aykut hocamın dediği gibi bilgiyi aramıyorum. Aramam gerekiyor o bilgiyi benim. Ve ben motosikletli olduğum için etrafımda beni koruyan bir kafes yok. Bu açığı benim kapatmam gerekiyor güvenliğim adına. O yüzden de bilgiyi sürekli arayan pozisyonda zihninizi ve gözünüzü tarıyorsunuz. Her veriden faydalanmanız gerekiyor. Aynen, evet. Çöp tenekesi var sağ tarafta. Ne olabilir? Arkasından kedi çıkabilir. Arkasından göremediğim hattan çocuk fırlayabilir yola.
veya onun arkasında, gölgesinde, çöp tenekesinin etrafında kaygan zemin olma ihtimali vardır. Çöpün suyu akmıştır. Değil mi? Evet. Bakın, daha çok türetebilirim bu tehlikeleri. Bunların hepsini göz önüne alıp sürüş planımı da ona göre yapmam. Mesela ben Çukurova mezunuyum. Adana'da benim öğrenci olduğum yıllarda çok ciddi bir kaza olmuştu. Bir tane kendini bilmez siyah poşetin içine kocaman bir kaya parçasını koyar yolun ortasına. Ölümlü bir kaza olmuştu. Şimdi o benim aklımda kalmış. Ben öyle bir poşet gördüğüm zaman asla üstünden gitmem. Aynen, biz de söyleriz ama üzerinden geçmiyoruz. İçinde her şey olabilir. Bilemezsiniz. Demir parçası olabilir. Aynen. Kaya taş ya da olabilir, taş parçası sert olabilir. Sert bir şey olabilir. Bir arada şey vardı yine o dönemlerde, şimdi olmuyor da, mesela trafikte bekliyoruz ya hani kornaya basınca eğer ışıktan az ileride duruyorsa o fırlar. Fırlar. Tabii. O da kaza yaptırıyordu. Tabii, bu tür şeyler de yaşandı geçmişte Türkiye'de. Hani biraz daha bu sene aslında kaza verileri %2.9'luk bir iyileşme yönünde. Biraz düştü son dönemde, düştü. Ama evet. Devlet de üzerine ciddi eğiliyor. Yani sürekli bu tip kamu spotları var, kampanyalar var. Trafik ekipleri sürekli kontroller yapıyor, şeyler yapıyor, bir miktar var. Ama oranları büyütmemiz gerekiyor. Yani hala yani evet, 5000 ölü çok fazla. Sanatçı sayısını artırmamız gerekiyor. Sanatçı sayısını artırmamız gerekiyor. Aynen. Evet. Peki herkes eğitmen olabilir mi? Yani bu motosiklet eğitmenliği çok hassas bir konu. Evet. Bunun kriterleri neler? Eğitmen oluncaya kadar ne tür aşamalardan geçtiniz? Önce öğrenci oluyorsunuz. Öğrenci olduktan sonra, gönül verdikten sonra bu denizde kulaç atmaya karar verirseniz eğitmenlik yolunda enstrümanlar edinmeniz gerekiyor. Bu öncelikle tabii ki İhsan Bey'in en başta bahsettiği gibi zihinsel eğitimler, arkasından fiziksel donanımlar, arkasından da bilgiyi nasıl anlatacağına, nasıl aktaracağına dair enstrümanlar edinmen gerekiyor. İşte bizim aslında en büyük sıkıntımız bu. Neyle ilgili olarak? Eğitim kursları ile ilgili olarak, ehliyet kurslarından bahsediyorum. Karşınızdaki insanlar çocuk değil. Bir pedagojik formasyonla onlara ulaşamazsınız. Yani bunu böyle yap. Niye? Neden yapayım? Yetişkin beni, kişi sorar bunu. Beni ikna etmen lazım. Niye yapayım? Bunun için ben yetişkinim. Mi? Bana yeni bir yöntemle yaklaşman lazım. Yani androgojiyle bana ulaşman lazım. Peki kaç eğitimci buna vakıf? Çok nadir. Eğer bu enstrümanlar da varsa evet eğitimci olabilirsiniz. Onun için herkes eğitimci olamaz. Evet. Keşke olabilse. Ve aslında şu da var. Bizler de mesela eğitimci olmayı hedeflemedik. İyi sürücüler olmayı hedefledik biz hep. Bu işin sanatçısı olalım önce dedik. İyi bir sanatçı olduktan sonra bakarız hep, öyle değil mi? Hep öyle dedik. Yani evet. Önemli olan bizim kendi sürüşümüz dedik. Kendi güvenliğimiz dedik. Güvenli ve iyi sürücüler olalım. Örnek sürücüler olalım istedik. Eğitmenlik bu işin bir çileğiydi, yani süsüydü, öyle söyleyeyim. Yani öğrendiğin şeyleri paylaşmak. Evet, o da paylaşmak, bir hazdır. Çevremize evet, faydalı olabilmek, yetkin olabilmek. Hazdır. Tabii ki tecrübelerimizi eşe, dosta, arkadaşa her zaman aktarıyorduk ama onu bir yetkin bir lisansla yapmak tabii ki daha doğru. Ya çünkü kolay değil yani bir insana bir şeyi yap veya yapma demek aslında onun hayatına müdahale ediyor. Hayatının çok tehlikeli bir şey aslında. Yani bunun yetkin için olmadan yapmak çok tehlikeli. Ben bunun bilincine, farkına vardığım zaman, ki bu eğitmenlik eğitiminde farkına vardığımız bir şey. Evet, dehşet. Ya biz insan hayatına dokunuyoruz ya. Değil mi? Ne kadar önemli. Benim ağzımdan çıkanın çok doğru olması lazım ve çok iyi alınması lazım. Bunun hepsi, her aşamasını benim kontrol etmem lazım. Akabinde çok büyük bir vicdani sorumluluk. Artı sorumluluk yüklenmesi lazım ki bütün sürücüler, yani sürücülük eğitimi bir yerde noktalanan bir şey değil. Değil. Kesinlikle değil. Değil. Hep sürekli üstüne sürekli bir şey koymamız olan, devam, gerekir. Dipsiz sürekli bir kuyu devam ediyor. Yani bütün kuyu. Eğitmenler, İhsan Bey de biz de hala kendimizi geliştiriyoruz. Mutlaka olması. Yani geliştirmezsek işte o hani bahsettiğimiz ben oldum demek var ya, o zaman bitersin. Şunu yaparız mesela Nil Hanım. Yani bu konuda birkaç şey daha söylemek istiyorum. Çünkü çokça rastlıyorum, bunu görüyorum. Birileri tecrübeli sürücü, yeni sürücüye bir şeyler öğretiyor. Peki tecrübeli arkadaşımız bildiği doğrunun doğru olduğunu biliyor mu? Neydi gerçekten tecrübeli? Doğru mu? Karşı tarafa doğru diye aktardığı şey gerçekten doğru mu? Bir. İkincisi şunu bilmiyor. Karşı taraf... Hani bir laf vardır ya, ünlüdür. Ne anlattığınız önemli değil. Karşınızdakinin ne anladığı önemlidir. Mutlaka. Karşınızdaki bunu doğru anladı mı? Şimdi bize eğitmenlik eğitimlerinden başta bunlar öğretildi. Çok sıkı bir şekilde.
verdiğiniz bilginin teyidini alacaksınız. Karşı taraftan nasıl anlaşıldığıyla ilgili veriyi alacaksınız. Doğru anlaşılmadıysa sil baştan tekrar vereceksiniz. Evet. Gözlemlerken de aynı şekilde. Çünkü motosiklette de araçta da verdiğiniz bilgiyi eğer doğru anlamadıysa karşı taraf, yarın bir gün o bilgiye dayandırarak, sizden öğrendiğini iddia ettiği bilgiye dayandırarak kaza yapacaktır. Evet. Ve kazaya sebep olan sizsiniz, müsebbip olursunuz bir yerde. Bir de şey var, mesela bizim toplumumuzda sürücü gürültü ya da ışık gibi işte basit uyarıcılara seri tepki veriyorsa bir rahatlama geliyor. Ya benim reflekslerim çok güçlü, bana bir şey olmaz. Trafikte böyle bir rahatlık geliyor. Özgüven hatası işte. Bir uyarıcıya hızlı tepki verme yeteneği kazayı azaltır mı? Tek başına yani ışık işte ani... Azaltmaz. Bence de azaltmaz. Peki reflekslerin güçlü olması tek başına önleyici değil değil mi? Doğru kesinlikle, anladım. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani o noktaya gelmemek gerekiyor. Evet. O noktaya geliyorsanız orada. Hatalısınız yani zaten. Yani şimdi bir kere doğru. Farkındalığınızın olması lazım trafikte. Hı-hı. Yani trafik bir kaos. Aslında bir orman. Amazon'da bir ormandasınız. Her şey taraftan her şey çıkabilir. Siz ne aradığınıza bağlı. Aramıyorsanız her şey olabilir. Şöyle bir metaforlu örnek vereyim ona. Önemli bir şey bu. Fren çok önemli bir argümandır. Araç ve motosiklette de aynı şekilde. Evet. Frensiz araç olmaz. Yani çok çok önemli. Çok çok da kullanacağımız, kullanışlı bir argümandır. Hayati. Hayal. Ya Aykut hocama soracağım. Son bir yılda sert fren yaptığını hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Sebep ne biliyor musunuz? Sanatçı olması. O duruma düşmüyor. Bakın o duruma düşmüyor. Teşekkür ederim. Bizlerde evet. Şu var şimdi. Ben bir gün bir yerde sert fren yaptığım zaman oturup yarım saat üzerinde muhasebe yapıyorum. Değil bu mi? Duruma niye düştüm diye. Evet. Neyi kaçırdım? İleride bir şeyleri eksik bıraktım ben. Sert frenle ancak kendimi görmedim. Kurtarabildim. Doğru psikoloji bu. Hepimizin yapması gereken bu aslında. Hatta ne yapıyorum edemiyorum. Bilen gözlüyorum. Ya Aykut hocam diyorum beni biraz izlesene diyorum. Şimdi ben de itmenim o da itmenim ama birbirimize şey isteriz arada bir. Beni bir gözlemle derim. Yaptığım bir hata var mı söyle bana derim. Kişinin kendini sürekli bir şekilde yenilemesi gerekiyor. O zaman trafikte tepki verme becerileri zaman içinde öğrenilebilir. Öğrenilebilir ama hayat kurtarmaz. Evet. Hayatı o pozisyona hiç düşmemeyi öğrenerek kurtulmamız. Hayat. Zihinsel tepkileri arttırmamız gerekiyor öncelikle. Güvenlik balonu dediniz az önce. Evet. Onu bir anlamak isterim nedir? Güvenlik balonu aslında biz ona şey gibi anlatıyoruz şöyle. Bu bir sabun köpüğü. Sizin etrafınızda görünmez bir sabun köpüğü. Hı hı. Çok hassas. Siz bir trafiğin ortasındasınız ve etrafınızda bu sabun köpüğü var. Biz hızımızı sabun köpüğü büyüdükçe arttırabiliyoruz. Sabun köpüğünüz küçüldükçe, bu güvenlik balonunuz hızımızı küçüldükçe hızımızı azaltıyoruz. Neden? Risk. Risk. Riski mi temsil ediyor? Çünkü ben etrafımdaki her vasıtayı, her virajı, asfalt üzerindeki herhangi bir yamayı, bir objeyi, atılmış bir çöp poşetini sizin anlattığınız olarak potansiyel tehlike olarak görüyorum. Değil mi? Evet. Potansiyel tehlike demek onun henüz tehlike olmamış hali. Tehlike olmaması için benim ona bir güvenlik balonu bırakmam lazım. Yani bir mesafe. Bu beni koruyan güzel bunu bir uygulama. Bence tüm sürücülerin günlük trafikte de uygulaması gerekir aynen diye düşünüyorum. Şöyle bir şey, çok hayat kurtarır. Özellikle motosiklet sürücülerinin mutlaka öğrenmesini tavsiye ederim güvenlik balonunu. Belki ileride uzun uzadıya bunu anlatırsak daha şey olur. Bence yani de, üzerinde evet. Uzun uzadıya durulması evet. Gereken hayat bir kurtarıcı kol. Bir yöntemdir. Güvenlik balonu bırakmayı öğrenmek. Şimdi ben bu programa hazırlanmadan önce motosikletle ilgili çok ciddi kaynaklardan veri topladım. Bu kadar çok muhteşem güzel. Bir yaşam tarzı ki. Zaten şunu da kabul etmeliyim. Bu kıyafetleriniz dünyayı kurtarın adam modunda. Ama toplumda bu iki tekerlekli araçlara karşı bir şey var, sıkıntı var. Biraz antipati. Antipatik, evet. Antipati yaratan bir kesim var diyelim. Hı-hı. Hatta mesela onları hep düzen bozucu olarak algılayan bir kesim var. Maalesef. Daha doğrusu şunu söylemek istiyorum. Motosikletliği gördüğümüz zaman eğer ömrümüzün bir bölümünde ilgi duymuşsa ben mesela bir süre mobilete bindim, motosiklet değil, o eski küçük tip.
onun o zevkini bildiğim için empatik yaklaşıyorum. Hani onlara yol verilmesi gerektiğini biliyorum. Ya da tam tersi, eğer ailenizden biri bir motosiklet kazası geçirmişseniz trafikte onlara bir öncelik tanıyorsunuz. Hı-hı. Aslında hepimiz baktığımız zaman motosikletlilere farklı bir şeyler düşünüyoruz. Hı-hı. Doğru mu? Ya aman bana bela olmasın diyoruz. Bir kısımda öyle düşünüyorum. Araç sürücüsünün çoğunluğunda bu var. Dokunsa karşısında onun koruyan bir kafes olmayacağı için mutlaka ya bir yeri kırılacak ya bir şey olacak, hastanelik olacak, adam karakolda mahsur kalacak sürücü. Aman bela bana bulaşmasın diyor. Biraz ondan kaynaklanıyor. Bir de şimdi. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben nasıl kullandım? Rahmetli babam bana bisiklet kullanmayı öğretti. Hı-hı. Oradan pat geçtim. Hı-hı. Yani Türkiye'de bu işin eğitimini sizler gibi hocalar tamam var. Almışsınız ama herkesin böyle bir şansı yok. İnsanlar nasıl işte bisikletle öğreniyor. Denge sorununu çözdüğü zaman motosiklet sorununu çözdüm olarak algılıyor. Hı-hı. Halbuki işin içine çok girdiğiniz tehlikeli. Zaman... Bir sürü yanlışlarla başlıyoruz. Evet. Ben de öyle başladım. Evet. Daha sonra bir akrabam bana motosiklet kullanmayı öğretti. Hı hı. Aslında öğretmedi, bir sürü yanlışlarını bana aktardı. Ve ben onlarla devam ettim. Ha, kirli bilgiyi size yükledi. Aynen. Değil mi? Aynen, tabirini sonra ben yıllarca o kirli bilgiyle onları kemikleştirdim. İhsan Bey'in daha önce bahsettiği şey işte en zor kısım. Onları bizim kırmak. Bizim öğrencilerimizde de var o, evet. Onları kırmak çok zor gerçekten. Çok zor. O ön yargı. Trafikteki bu aslında motosikletlere karşı hani bir ön yargı var diyorsunuz ya. Var, biz evet. Bunu motosiklet kullanıcıları kendimiz yapıyoruz. Kendimiz evet. Oluşturuyoruz. Hı-hı. Yani şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Trafikte slalom yapan bir motosikletli hoş mudur? Değildir. Kaldırımda gezenler, kuryeler var mesela. Kaldırımda gezenler, kavga edenler hoş değil tabii bunlar. Bunları biz oluşturuyoruz. Kuralları hiçe sayanlar. Hı-hı. Evet. Sebep ne? Şöyle söyleyeyim size, sizin trafikte vereceğiniz en güzel mesaj trafikteki hızınız ve konumunuzdur. Nerede durduğunuzdur. Ha bu adam şeridin burasında duruyorsa bunun yapacağı buradan sola dönmektir veya sağa dönmektir. Ama en soldan gelip de sağa dönerseniz doğru. O zaman tabii ki tepki çekersiniz. Biz bunu kendimiz yapıyoruz. Bir de motosiklet kullanıcılarıyla ilgili benim tespit ettiğim bir şey daha var. Onlar aslında normal bir araç gibi şeridinde durmalı değil mi? Kendi şeridinde. Hayır. O tehlikeli olan. Tehlikeli. Sürücü için tehlikeli. Nasıl olmalı? Peki doğrusunu anlayalım. İki araç arasında durduğunuz zaman bir zincirleme kazada kurtulma şansınız yok. Motosiklet kullanıcı. Çok basit küçük bir zincirleme kazada bile motosikletli ağır yaralı olarak hastaneye. O zaman en kenarda mı duracak hayır. Motosiklet? Hayır. İki aracın arasında ama araçlar yan yana olmayacak. Yani araçların çapraz aralarında duruyoruz biz. Yani şeridin, şöyle söyleyeyim, şeritlerin daha doğrusu yolun her tarafını biz kullanırız. Şeridin her tarafını kullanırız. Diğer yol kullanıcılarına ve kendimize tehlike oluşturmayacak doğru konumda kalmayı tercih ederiz her zaman. Öğrettiğimiz de budur zaten. Evet. Yani aynı zamanda bu konum en görünür konumdur. Yani diğer yol kullanıcılarının gözüne sokarız motosikleti işin aslında. Doğru. Ya aynasında, ya camında, ya kadranın ya önünde bir yerinde mutlaka bizi görmesini sağlar. Kör noktada bulunmamak gerekiyor. Kör noktada biz durmuyoruz. O yüzden çaprazında. Yani proaktif bir düşünce bu. Yani o adamın kör noktası var, o adam beni göremeyebilir. O zaman ben o adamın kör noktasında durmayayım. Tam ayna görüntüsüne geçeyim. Aynasına giriyoruz. Aynasına giriyoruz. Doğru. Hiçbir zaman teker izinin arasında takip etmiyoruz öndeki araçları biz. Evet. Şimdi bazı araç sürücüleri biz arabaların arasından geçerken mesela ışıklarda duruyor. Ya o sıkıştırmak başka bir şey. Onun da planlaması yapılabilir benim tarafımdan. Bizi yadırgıyorlar. Bak bak bak. Aralardan kaçıyorlar. Ya halbuki ben ne onu ne kendimi tehlikeye sokmak adına orada durmamam gerekiyor. Ve bir an önce potansiyel tehlikeden benim uzaklaşmam lazım. Arabaların hepsinden bir an önce uzaklaşmam lazım. Çünkü benim korumam yok, kaportam yok. İki araba kaza yapabilir, arasında ben kalırım. Halbuki diğer araç sürücüleri için de benim orada olmamam onun avantajına. Sürekli beni kontrol etmek zorunda kalmayacak. Kalmış. Ben bir an önce uzaklaşıp gideceğim kendisinden. Görüş alanından çıkacağım onun. Görüş alanında o dediğiniz tarzda bir şeritte araba gibi davranmaya kalktığım zaman ben sürekli o sürücülerde beni kontrol etmek zorunda. Hmm. Benimle ilgilenmek zorunda. Burada şu anlaşılmasın yalnız, hani ben bir an önce gideceğim derken öyle çılgınca süratlere çıkayım, şehir içinde yapayım anlamında değil. Bir an önce boşluğa alıp kendimi boşlukta güvenli bir şekilde motosikletimi seyretmem lazım. Şimdi Mersin'de
yaz aylarında özellikle aileler biniyorlar. Ne kask var ne bir şey. Buna da herhangi bir ceza yazılmıyor. Halbuki kask Amerika'da 91'de kullanılmaya başlanmış. Evet. Yasal zorunluluk haline getirilmiş. Ondan sonra kask kullanım oranı %42 ila 59'dan %92'lere, %100'lere kadar çıkmış. Ve motosiklet kazalarında bağlı ölümlerde %73'lere varan oranda bir azalma sağlamış kask kullanımı. Ama kaskı kullanmanın da sanki mesela ben bir dönem eşim motosiklete bir ilgi duydu. Kask takıldığı zaman böyle bir ağırlık, çevreden gelen sesleri, uğultu şeklinde hissediyorsunuz falan. Sanki çok konforlu olmuyor gibi. Şöyle biraz anlatayım. Kaskı evet, özellikle lütfen, getirdim. Hı-hı. Motosikletin sembolüdür çünkü kask. Aynen, evet. Vücudunuzdaki en kıymetli organ neresidir? Tabii ki beynimiz, kafamız. Beynimiz. Evet, bütün vücudumuzu organize eden, idare eden bölüm orada. Aynen. En narin yer de orası işin aslı. Ve insan beyni şeydir, yumurta kabuğu gibidir. Yani kafatasınız çok çabuk kırılır. Evet. Farklı bir istatistik, motosikletten düşen sürücülerin neredeyse tamamı kafalarını bir yere çarpmışlardır. Kafanızı bir yere çarparsınız. Tabii ki diğer iç organlar da önemli. Kaza anında onların aldığı darbeyle de ölümünüze neden olabilir ama kafadan aldığınız travmalar yani hasarlar daha fazla ölüme ve sakat kalmaya evet, neden olduğu bir istatistik gerçek. Evet. Kask sizin neyinizi korur? Kask sizin müthiş bir konfordur. En başta onu söyleyeyim. Yani ağırlığına bakarsanız bunun ağırlığı 1500 gram. 1,5 kilogram. Ya bunun karbon fiberi var. Biraz daha paraya kıyayım ben o ağırlığı hani diyorsunuz ya eşim rahatsız oluyor evet, demiştiniz. Evet. Ağırlığını çekmiyorum derseniz biraz daha paraya kıyıp karbon fiberini alırsınız. Hmm. Onlar 900 gram civarında ağırlıklar. Zaten çok düşünüyorum şimdi ben. İkincisi şunu söyleyeyim. Bütün motosiklet kullanıcılarına tavsiyem kaskın ağırlığını dert etmeyin. Çünkü çok kısa bir sürede vücudunuz alışıyor. Artık onu ağırlıksız olarak hissetmeye başlıyorsunuz. Rüzgarın ve onun dış motosiklette belli bir hızla giderken yüzünüze çarpacak olan rüzgar da dahil olmak üzere diğer objelerin tamamından sizi koruyan bir özelliği var. Peki gözünüz gibi neyi korursunuz vücudunuzda? Tabii gözünüzü korursunuz. Başınızı gözünüzü korursunuz. Evet doğru. Gözünüzü koruyor. Doğru. Gözünüzü korur. Yani motosiklette giderken şehir içinde bile veya 60-70 km saat hızla geçerken iri bir arı gözünüze çarpsa hastanelik olursunuz. Doğru. Bu korur. Doğru. Ve defalarca bu kaska çarpmıştır bu tip haşereler. Gözünüzü korur. Gürültü en başta. Gürültüden çok fazla bir şey sağlar, konforu sağlar. Hı. Gürültü sizin sürüş dikkatinizi dağıttığı gibi o rüzgarın ve motosikletin sesi. Aynı zamanda konsantrasyonunuzu da bozar. Bu da sizi kazaya açıklar. Görüş açısını daraltmıyor değil hayır, mi kask? Hayır, hayır. Zaten hesaplanan alanları onlar. Mesela bu getirdiğim kask flip-up diye ben tabir ettiğimiz çene açılır bir kask. Benim gibi gözlük kullanan sürücüler için tasarlanmıştır. Hmm. Ama asıl bundan da daha güvenlisi olan, bunun burası tam kitli olanı, full face diye tabir ettiğimiz tam yüz kasklardır. En güvenli. Yüz kaslarını da tam kask. Güvence. Çünkü yani şey şeyleri de tavsiye etmeyiz. Hani şu açık olanlar var. Hı-hı. Şunun gibi olanlar var. Bizim çenesiz arkadaşlarımız vardır. Şu şekilde kask kullananlar. Evet var öyle. Görüyorum. Çeneleri yok arkadaşın. Doğru. Kazada kask işini yapmış ama sadece kapladığı alanı korumuş, peki, çenesini korumuş. O şekildeki kasklarla bir kaza yapıldığında çeneniz gider. Çene kırılır. Çeneyi kaybedersiniz. Bir de bunu çünkü böyle açık kullanırsanız böyle açık da kullanılmaz bu kask. Kapalı olacak. Kesinlikle boynunuzu kırarsınız. Boynunuzu kırarsınız. Şimdi şu şekilde vizörü inik ve bu şekilde kullanılacak. Evet. Kaskın şey. Mutlaka şu bağcık bağlanacak. Kazada anında fırlar kafanızdan. Çıkar. Çıkar gider. Siz daha yere kafanızı çarpmadan bu kask kafanızdan fırlar gider. Eğer şu çene bağını takmazsanız. Oo. Son derece önemlidir. Sıkı çok sıkıya takmanız önemli gerekir. Bir güvenlik gereci. Hı, kask. Tabii. Herkesin kask kullanması gerekiyor. Tüm motosiklet kullanıcılarının. Yani ben kullanmayan arkadaşlarım anlayamıyorum. Yani ben kendime kıymet veriyorum. Değerliyim ben yani. Ha, evet değerli. Aslında birazcık ona gelecektim. Trafikte bizim sorunlarımızdan biri de o. Kişi kendine değer vermediği için evet. Oluyor bu evet. Kuralları. Bir başkasına da hiç değer vermiyor. Aynen. Başkasına gibi, da değer ben, vermiyor. Dediğim gibi ben donanımı, evet donanım pahalı. Hı-hı.
biz de gelişmekte olan bir ülkeyiz. Hı hı. Çok önemsemiyoruz. İşte ekonomik sebeplerden dolayı göz ardı ediyoruz. Ama bir sefer alıyoruz. Ve bir sefer lazım oluyor Nil Hanım. Ki hayatınızı kurtarıyor. Bir sefer lazım oluyor. Evet, doğru. Son derece önemli. O bir seferde yoksa keşke alsaydık. Üstünüzde ise işe yarar. Üstünüzde değilse hiçbir bir şey manası yok. Takmanız gerekiyor. Peki yine motosiklet kazaları... Buna ilişkin bir akademik veriye rastladım ben. Burada diyor ki motosiklet kazalarının Harry Hart'ın bir çalışması bu. Evet. Motosiklet kazalarının %75'i başka araçla ve genelde otomobille oluyor. Bu %75 kazaya karışanın %66'sı otomobille çarpışıyor daha doğrusu. Motosikletlerin geçiş hakkında bir kas var herhalde otomobil sürücülerine genel anlamda. Bu hala bizim Türkiye'de de geçerli değil mi? Hani az önce de konuştuk, trafikte motosiklet sürücülerine yol vermek istenmiyor. Onlar sıkıştırılmaya çalışılıyor gibi gibi. Bunu konuştuk da şunu merak ediyorum. Motosiklet kazaları en çok saat 14 ve 18 arası olmuş. Neden? Yani bunun bir açıklaması var mı? Genel istatistik belki iş dönüş saatleri olabilir. Öğleden sonra dikkatin dağıldığı saatler olabilir. Kişinin yorulmaya başladığı vakitler olabilir. Trafiğin yoğunlaştığı saatler. İstatistiki de halledecek. Ama bendeki başka bir istatistiğe göre motosiklet kazaları aslında sürücüden kaynaklı olanlar, bizlerden, motosiklet sürücülerinden kaynaklı olanlar, trafiğe ilk çıktığımız veya daha sonra dönüş yaptığımız. Eve son metreler. Artık eve yaklaştığınızda. Hem yoruluyorsunuz hem de artık benim muhitim, benim semtim. Bir rahatlık oluyor. Evet. Varsayım oluyor. Demin söylediğiniz bir şey vardı Nil Hanım, yalnız orası önemli. Ne? Hangisi? Hani araç sürücüleri yol vermiyor. Evet, yol vermiyorlar. Evet. Veya işte ne bileyim, onların hakkını gasp ediyor, şey yapıyor. Aslında şeridine değil. Şeridine tecavüz ediyor, hakkını gasp tecavüz ediyor. Evet. Şimdi bir nebze şu var. Motosikletlileri, otomobil sürücüleri görmüyor. Kendinden büyük bir araç olmadığı için, demin başında konuştuğumuz şey. Kamyonu görür çünkü arar. Kendi gibi otomobil sürücüsünü görür, otomobili görür çünkü ona arar. Zarar verir çünkü. Ama küçük bir araç olduğu için motosikleti, bisikleti olarak insanlar algıda seçici olarak görmüyor. Rakip olarak görmüyor. Rakip olarak görmüyor. Kendine zarar verme potansiyelinde görmüyor. Rakip olarak görmüyor. O yüzden de dikkate almıyor. Ama bu motosiklet sürücüsünü haklı ölü hale getiriyor. Ne kadar acı bir durum. Evet. Kazaya karıştınız. Motosiklet sürücüsü haklı. Yol onun hakkı. Otomobil önüne çıkmış veya bir şeyler olmuş. Ani durmuş. Bu duramamış. Çarpmış. Adam haklı ama ölü. Doğru. İşte bakın, eğitimin farkı burada. Haklı ölü olmayın. O kazaya hiç karışmamanın yolu. Bana yol veriyor bütün otomobil sürücüler. Ben hiçbiriyle münakaşa yaşamıyorum. Çünkü kuralları yöntemi var. Yöntemi var. Evet. Öndeki araca, takip ettiğiniz araca sollamak istiyorsunuz. Çift gidiş gelişli bir yol. Duble yol diye tabir ettiğimiz bir yol. Sol şeritte gidiyor ablam. Kendinizi gösterme yöntemi var. Bu yöntemi öğrenirseniz o araç sizi görür ve size yol verir. O zaman her şey eğitimde diyor. Eğitimde bitiyor ya. Değil mi? Kesinlikle. Kendinizi göstermeyi bilirseniz eğer görür. Evet. Ya şimdi trafikte sadece diğer sürücülerden bize anlayış göstermelerini beklemek çok büyük yanlış. Çünkü trafik zaten başlı başına bir kaos. Dediğim gibi gelişmekte olan bir ülkeyiz. Henüz her şeyi oturtabilmiş değiliz. Benim bu kaosla mücadele edebilmem için kendimi daha fazla donatmam lazım. Dolayısıyla iş yine bende bitiyor. Öyle bir şey ki o, kendi hayatımı bir başka sürücünün kuralı biliyor olma ihtimaline emanet edemem. Aynen. Bakın, o bir başka sürücünün bir şey, evet, bu kuralı biliyor, yani yolun, o hattın bana ait olduğunu bilmesi gerektiği ihtimaline ben kendi hayatıma emanet etmem. Doğru, çok mantıklı. Tedbirimi kendim alıyorum o yüzden. Sürüşte de, eğitimde biz bunu öğretiyoruz insanlara. Yani tedbirini kendin al. Bırak o adam o şeride atlasın, senin önüne atlasın. Tedbirini alırsan hiçbir şekilde o kazaya karışmazsınız. Şimdi motosikletin ekonomiye
genel trafik düzenine pek çok faydası var. Bununla var. İlgili bir program yapacağız sanırım sizinle konuştuk. Onu hiç girmeyelim o zaman. Tamam. Onu bir tarafa itelim. Tamam. Şimdi ben size Hayatımız Trafik programının konuklara özel sorular bölümü var. Tamam. Onlara geçmek istiyorum. Önce size sorayım. Yıllık kaç kilometre yol yapıyorsunuz ortalama? Araç, motosikletle mi? Motosikletle yaklaşık 60 bin civarında, 50-60 bin civarında yapıyorum. Peki, usta bir eğitmensiniz. Evet. Sanatçısınız. Evet, asıl keyif aldığım tabir o, sanatçısın. Aynen. Hı-hı. Son 2 yıl içinde hiç kazaya karıştınız mı? Yani bu kadar hakim olmanıza rağmen. Yok, herhangi bir kazaya karışmadım. Karışmadınız. Hı. Herhangi bir tehlikeli durumda yaşamadım. Peki siz, Aykut Hocam? Aynı cevapları verebilirim. Aynı cevapları verebilirim. Şurada bir şey var yalnız, bir şey söylemek istiyorum. Yaptığımız kilometreyle ben de İhsan Bey'le hemen hemen aynı kilometre. Yani çoğunlukla motor üstündeyiz. Hatta benim arabamın kilometresi 2013 model olmasına rağmen çok düşüktür. Hep motosiklet kullandığımız için. Daha çok için. Motosiklet kullanıyorsunuz. Evet, çoğunlukla motosiklet kullanıyoruz. Şimdi çok kilometre yapan kişi tecrübeli değildir. Yani o zaman mesela İstanbul'daki bir motosikletli kuryeyi düşünelim. Bizden çok çok daha fazla kilometreler yapıyor yani. 200 bin kilometre yapıyor. Hobi iş ayrımı. İş için yapıyor ama olsun. Çok fazla yolda. O zaman benden daha tecrübesi olması lazım. Bu daha iyi sürücü olması lazım. Değil hadi. İşte. Tecrübe aslında doğru bilgiyle yapılan doğru sürüş. Evet. Evet, o zaman tecrübelisiniz. Ne yaptığınızı farkındaysanız. Ama farkında değilseniz o sadece hataların tekrarı. Sıkıntı. Peki şey sorayım hocam size. Buyurun. Ben görüyorum böyle grup halinde gidiliyor, önde liderler oluyor filan. Biraz bahseder misiniz? Ya aslında o birazcık... O lideri mi takip ediyorsunuz? Kurallar konusunda sizi uyarıyor mu? Hayır, bizde herkes kendi sürüşünden kendi sorumludur. Evet. Biz öyle kalabalık gruplar da yapmıyoruz. Çünkü bizim için de tehlikeli. Diğer kullanıcılar için de değil. Ama var öyle gruplar. Var. Birazcık o hani bu chopper diye tabir ettiğimiz motosikletlerin kültüründe var o. Hı-hı. İşte daha çok biliyorsunuz bu cehennem melekleri şunlar bunlar yine Amerika'dan Avrupa'dan özentiler şeklinde. Ya onlar da o da bir kültür. Kültür. Okay. Evet ama o arkadaşlar da neyin nasıl tehlikeli olduğunu anlasalar herhalde o kadar büyük konvoylar yapmazlar. Evet. Çünkü konvoy sürüşü diğer sürücüleri de rahatsız eder. Hı-hı. Araya giremez, sollayamıyor. Evet. Arkasında öyle bir öbek geldiğinde özellikle ürküyor, bölünmemiş çekiniyor. Yollarda. Yani biz onu pek önermiyoruz. Bizde öyle bir grup sürüşü diye de bir şey yoktur, bir kavram yoktur. Herkes kendi sürüşünü yapar, herkes kendi analizini yapar ve kendi sürüşünden kendinden sorumludur. Tabii. Mola yerlerimiz bellidir, orada buluşuruz. Yani, kalabalık çıkarsak da mutlaka böleriz grubu. Hı. Dörderliden daha fazla pek tercih etmeyiz. Yani dört kişilik gruplar dışında böleriz grupları. Deriz ki ikişer dakika, üçer dakika arayla çıkılsın. İşte şu kadar kilometre öğretildi filanca yerde herkes tekrar buluşsun. Peki motosikletin avantajları neler? Yani motosiklet kullanmaya kaç yaşında başladınız? Ya da kaç senedir kullanıyorsunuz? Hayatınızda neyi değiştirdi? Şöyle ben eğitimsiz kullandığım süreyi saymıyorum. Evet. Sildim attım onu, formatladım zihnimden yani yok sayıyorum onu. 2014'te eğitim almaya başladım. 2014'ten beri motosiklet sürücüsüyüm. Onun öncesine sürücüyüm demiyorum çünkü. Peki hayatınızı disipline etti muhtemelen. Kesinlikle. Değil mi? Sürüşümü de disipline etti. Otomobil sürüşümü çok değiştirdi. İş hayatınızda bile yansıdı. İş hayatıma da yansıdı. Çünkü o meşhur bizim Rodcraft'ın felsefesi, yol sanatının felsefesi her yerde kullanılabiliyor. Yani o ana prensipleri her yerde uygulayabiliyorsunuz. Peki bir diğer soru. Trafikte seyrederken hız, risk ve yoldaki diğer sürücüler karşısındaki tutumlarımız kaza olasılığımızı ölçüyor. Doğru. Kesinlikle. Davranışlarımızla sürüş yeteneğimiz arasında bir bağ var mı? Olmaz mı? Nedir? Biraz açalım. En tehlikeli sürücü neyi bildiğini bilmeyen sürücü. Yani bilmiyor. Neyi doğru yaptığını bilmiyor. Şey mi bu? İçgüdüsel sürme mi desek? Yanlış bir terim mi kullanmış olurum? Hayır. Yani çevresel de... öğrenilmiş. Çok önemli bir şey söyledi. Çevresel, çevreden öğrendiğiniz. Mesela siz motosiklet kullanmayı, bisiklet kullanmayı öğrendiniz. Ben bisikletten öğrendiniz. Sonra. Tamam. Evet. Ben de işte bir akrabamdan öğrendim onu. Ama o hep süre gelen bir yanlışlar silsilesinin devamıydı. Evet. Ama ne zamanki bir sisteme, bir sistematiğe dahil oluyorsunuz, doğru bilgiye dahil oluyorsunuz,
o zaman neyi doğru yaptığınızı ve neyi ne kadar yanlış yaptığınızı fark ediyorsunuz. Ve bunları düzeltme yoluna gidebiliyorsunuz. Çünkü artık elinizde bir done var. Ama elinizde sizi kritize edecek bir bilgi yoksa her zaman bu bilinçsizlik içerisinde farkındalığınız olmadan trafikte sadece savruluyorsunuz. O zaman davranışlarımızda... Tabii aslında motosiklet aldığınızda bize iki tane torba veriliyor Nil Hanım. Bir tanesi şans torbası, bir tanesi tecrübe torbası. Şimdi bu şans torbası içinde ne kadar olduğu bilinmeyen bir torba. Ne kadar şansınız var bilmiyorsunuz. Evet. Ve bu torba bizim aslında kullanmamamız gereken bir torba. İçi dolu. Bizim bir ay önce doldurmamız gereken torbamız boş tecrübe torbamız. Torba tecrübe torbası. Şimdi tecrübe torbasını bir önce doldurmam gerekiyor. Şanstan bugüne kadar yedim çünkü yiyeceğimi. Ve ne kadar kaldı bilmiyorum. Ve ben hep her zaman tecrübe torbasından istifade etmem lazım. Doğru. Güzel. Harika. Ki ihtiyaç ben olduğunda de, o şans torbası dolu olsun ki kullanabil. Ben de bu bilgileri kurgulayacağım artık bundan sonra. Şimdi peki hocam, İhsan hocam. Bencil sürücü denince aklınıza ne geliyor? Trafikte bencil sürücü. Bencil sürücü. Bir sürü sürücü ismi var mesela. Bir tanesi bencil sürücü. Yani şöyle söyleyeyim, ilk aklıma gelen hiçbir şey bilmeyen sürücü. En acemi sürücü, hiçbir şey bilmeyen sürücü. Düşünmeyen. En tehlikeli sürücü. Değil mi? En değerli organını, beynini kullanmayan sürücü. Her şey onun, tüm şeritler şey, onun. Tüm şeritler. Değil mi? Başka kimse yok. İnsanlara ya. Saygısı yok. Ya mümkünse o sürücünün ehliyetini almak ve trafiğe çıkmasını yasaklamak lazım. İşte o diğer mümkün insanların... olmadığı için toplumsal evet. olarak bizim onun ehliyetini etkisiz hale getirmemiz lazım. Şimdi İlhan'ım, sizin arabanızla geldiniz değil evet. mi? Arabanız dışarıda değil mi? Evet. Arabanız tehlikeli mi? Arabam şu anda tek başına bir tehlikesi yok. Ben eğer direksiyonuna geçer, aynen. hız yaparsam, aynen. kurallara aynen. uymazsam. Ben de motosiklete oturduğum zaman ben tehlikeli oluyorum. Eğer bilincim yoksa, farkındalığım yoksa. Yoksa motosiklet tek başına durduğunda kimseye zarar vermiyor. Ama onunla ilgili de algı şöyle gene medyadan. Mesela trafik kazası oluyor. 5 araç birbirine girdi. Hı hı. Hiç duydunuz mu 4 tane sürücü birbirine girdi? 5 araç birbirine girdi. Hele bir araç de bayansa, bayan sürücünün arabası kaza yaptı. Biraz toplumda algıda şey var, size yüklenen bir misyon gibi aynen, bir şey var. Evet. Yani biz orada sanki arabaları kaza yapan objeler gibi bir aynen. anlam yüklüyoruz. Tabii. Aslında biraz bizde de var. Biraz öyle. Araçlar bilinç altında öyle hitap ediyoruz. Bilinç evet. öyle hitap ediyoruz. Evet. Mesela. Hı-hı. Peki, saldırgan sürücü, bencili konuştuk. Saldırgan sürücü var bir de. Bir de onu konuşalım. Saldırgan motosiklet sürücüsü mü, araba sürücüsü mü? Hayır, genel anlamda motosiklette konuşuyoruz. Olmaz mı? Yani çok var tedavilik tabii. yani. Tedavi hayır, ihtiyacı. Ne tür özellikleri var? Şimdi biz burada anlatalım ki trafikte seyredenler kendilerini analiz etsin. Ben bencil miyim, saldırgan mıyım diye kendini tamam. analiz etsin. Anlaşıldı. O zaman saldırganı tanımlayayım size. Aynen, evet. Saldırgan sürücü, sert gaz kullanan sürücülerdir. Yani gaz pedalını veya gaz kolunu motosiklette sert açıp sert kapayan sürücülerdir. Agresif diye tanımlarız biraz. Hız tercihleri çok değişkendir. Durumsal farkındalıklarına göre veya öndeki durumuna göre hızlarını ayarlamazlar. Hı hı. Genelde hızları olabildiğinin üzerinde seyreder. Yani o yolun hakkının çok güvenlik sınırlarının üstünde bir hızla giderler. Ardını pek düşünmezler. Yaptıkları hareketlerin nelere sonrasını. Sebebiyet vereceğini, sonrasını pek hesap etmezler. Filmin nasıl biteceğini bilmiyorlar. Filmin nasıl ya. Biteceğini bilmedikleri gibi kafada canlandırıp merak da etmiyorlar o kısmını. Yani öyle bir dertleri de yok. Genelde çok sert bu hız tercihlerinden dolayı fren kullanımları genelde çok serttir bu sürücülerin. Sistem aslında bunu Rodcraft sistemi... Korna, yönlendirme, bütün bu şeyleri genelde sert hareketlerle yapan sürücüleri saldırgan sürücü diyebiliriz. Evet. Bunu İngilizce karşılığı red miss olarak tanımlıyor. Hı. Yani aslında gözünü hırs bürümüş, kan bürümüş. Kan bürümüş. Ya yani o sürücüler, işte red miss sürücüler, yine dediğim gibi farkındalık yoksunu olmaktan kaynaklanıyor. Evet. Trafik canavarı aslında bizim şey güzel. Ben tanımlı. O trafik canavarı deyimine katılmıyorum. Işte. Şimdi o da suçu biraz basitleştirme yani olmayan bir karaktere, olmayan bir karaktere yani
somut değil, soyut bir kavrama yüklemek. Ya aslında o egonun şekil bulmuş hali. Şekil bulmuş hali, evet. Ama sizinkine katılıyorum. Aksine tanımlanabilir bir şey olursa belki insanlar kendilerinde o olumsuz özellikleri görürse düzeltebilir. Düzeltme Aynen. yoluna gidebilir. Faydalı olabilir o dediğiniz. Evet. Şimdi ruhsal durumumuzda trafikteki davranışlarımız arasında da çok sıkı bir bağ var. Mesela iş yerinde çok yoğun, işte tempolu, sıkıntılı bir gün geçirdik. Hı hı. Kaza yapmaya daha yatkın oluyoruz evet, sanki. Kesinlikle. Stres azaltmaya ilişkin bir yönteminiz var mı? Bu evet. işin uzmanı olarak ne önerirsiniz? İhsan Bey'in de başta söylediği gibi motosiklet kullanmak hem fiziksel hem de zihinsel bir olay. Tamam, ben fizik olarak müsaitim, uygunum, bugün motosiklet kullanmak istiyorum. Ama işle ilgili veya evle ilgili bir sıkıntı yaşadım. Kafamı dağıtmak için motosiklete binersem başka türlü dağıtabilirim kafamı, Allah esirgesin. Allah korusun. İşte öyle olmaması için konsantre olmam lazım. Biraz sonra motosiklet kullanacağım, bir kaosun içerisine gireceğim. Neleri nerelerde nasıl yapmam gerektiğini motosiklete binmeden önce düşünmem gerekiyor. Otomobil için de aynı şey. Otomobil aynı, için de aynı şey ama motosiklette yani. Birazcık daha hani açığız biraz ya. Daha evet fazla. Daha fazla. Kaporta biz olduğumuz için daha fazla konsantre olmam gerekiyor. Yani mesela ben şey örneğini veririm. Bir günde bir görselle sizle sunum yaparsak burada evet. aynı örneği gösteririm. Valentino Rossi yani veya başka yarışçılar hepsi motosikletlerin üstüne oturmadan önce bir kenara çekilirler, konsantre olurlar. Biraz sonra çok önemli bir iş yapacaklar. Hayatlarını ortaya koyacaklar. Trafikte olmasalar bile, kaosun içinde olmasalar bile yüksek süratlerden dolayı. Tabii hayatın kumarı olmaz. Orada konsantre olması gerekiyor. Benim de onu yapmam gerekiyor. Hı-hı. Ve doğru konsantrasyon için nasıl konsantre olabiliriz sorusu geliyor insanın aklına. Peki ben nasıl konsantre olacağım da iş yerinde yaşadığım sıkıntıyı kafama girip benim sürüşümü etkilemesine izin vermeyeceğim. Bu konsantrasyonu nasıl yapacağım? İşte bunun için doğru bir yöntem dizisine ihtiyacım var. Neler onlar yani hocam? Beni o konsantrasyonun içine sokacak ve zihnimi onun üzerinde çalıştırıp diğer etkenleri kapı dışarı edecek bir yöntem silsilesine ihtiyacım var. O da işte motosiklet sürüş sanatı, yol sanatı. Sistem diye tabir ettiğimiz, inşallah ilerleyen bir programda bunu daha detaylı, tek bir bölümde sadece Aynen. bu sistem dediğimiz kısmı anlatırız sizlere. Evet. Sistem dediğimiz şey, basit bir örnekle başlayayım. Konsantrasyon nasıl başlıyor? Daha motosiklete binmeden, yanına yaklaşırken bizim yaptığımız bir takım rutin kontroller var. Olmazsa olmazlarımız. Lastik hava basınçlarından tutun, fren lambaları, farları, motosikletin çalışıyor mu, çalışmıyor mu, yakıt durumu ne, motor yağının durumu ne, hidroliklerin durumu ne, diğer sıvıların durumu ne. Bu kontrolleri yaptığımız bir yöntem var. Bununla başlıyor sabah her şey. Üstümüzde eldivenleri, şeyleri, montu, şeyleri giyerken daha bunlara başlıyoruz. Bu bizim zihnimizi de, bedenimizi de ister istemez şeye başlatıyor. Biraz sonra ben motosiklete bineceğim ve bu kontroller başlıyor. Birazdan bütün tehlikeleri analiz etmeye başlayacağım. Hızımı ayarlayacağım, motosikletin yoldaki konumunu ayarlayacağım. Bunların hepsinin kurgusuna başlıyorsunuz. Yani az sonra savaşa gideceğim. Aynen, hazırlanıyorsunuz. Yani çünkü ya, ciddi bir bilinçle hazırlanıyorsunuz. Evet, evet, evet. Yani şey yapmam ve, lazım, motosikletin üzerinde benim hiçbir şeyi şansa bırakmamam lazım. Şansa bırakmamam lazım. Aynen, evet. Çünkü beni koruyan bir kafes yok etrafımda. Öyle bir lüksüm yok. Beni koruyan tek şey zihnim. Ve gözlemimle elde ettiğim verileri doğru işlemem. Doğru tedbirleri almam. Evet. Bunu yapabilmenin yolu da odaklanmak. O odaklanmayı başardığınız anda zihniniz öyle bir meşguliyet içerisine giriyor ki çok farklı sayıda, en sayıda değişkenle bir arada çalışmaya başlıyor zihniniz. Onlardan veri geliyor. Veri geliyor, veriyi işliyor. Bu işe yaramaz diyor, atıyor. Bu Öncelik işe yarar diyor, sıralama. Alıyor, koyuyor. Evet. Çok doğru. Önceliklendirme yapıyor. Hı-hı. İçindeki potansiyel tehlikenin durumuna göre bir yorum yapıyor. Ya da çözüm değil mi? Olası geliyor. Bir tehlikeli. Hemen arkasına Aynen. ne yapacağınıza karar veriyorsunuz. Hı-hı. Çözüm üretiyor. O çözüme göre ne yapman gerekiyor? Motorun yönünü mü değiştireceksin? Hızını mı değiştireceksin? Açacak mısın? Bunlara karar verip uygulamaya geçiyorsun. Ve bunu yaptığınız zaman zihninizde o hani iş yerinde canınızı sıkan olay var ya, motosikletten inene kadar aklınıza bile gelmiyor. Bütün odağınız trafik ve yol oluyor. Sürekli bir beyin jimnastiği olduğu için. Evet, Japon bir bilim adamının yaptığı bir araştırma var bu konuda.
internette araştırma yapılırsa ulaşılabiliyor o literatüre. Evet. Hani demans, Alzheimer gibi hani zihinsel rahatsızlıkların motosiklet kullanıcılarında daha geç gerçekleştiği söyleniyor. Az önce benim sorduğum soru oydu ama araya kaynadı. Hani dedim ya, hayatınızda motosikletten sonraki süreçte ne değişti? Sağlığınız, bakış açınız genel anlamda. Zihinsel aktivite oranım çok değişti, onu söyleyeyim. Yani motosikletin üzerindeki zihnimin herhalde bir şey bağlayıp ölçseler sudoku bilmiyorum. Sudoku çözmek maksimuma gibi bir şey çıkıyor. Değil mi? Kesinlikle. Aynen. Sudoku çözmek gibi bir şey. Zihinsel antrenmanı çok yüksek. Evet. Yani işte Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkları. Veya işte demans gibi, öyle olduğu söyleniyor. Tabii çok önleyici. Bilimsel araştırmalar var. Bir de özgürlük tarafı var. O çok güzel. Hani evet. Arabaların giremediği yerlere gidiyorsunuz. Duygusal boyutu. İnsanların evet. bile çıkamadığı noktalara aynen, kadar gidebiliyorsunuz. Tabii. Ya bak, ben bir Mersinli olarak birçok yeri motosiklet sayesinde öğrendim. Virajlı yollar, viraj yapmaya başlayınca dağlarda birçok yeri motosiklet sayesinde keşfettim. Mersin'i merkeze koyalım. Bir günlük doğuya, batıya, kuzeye. Güneyde deniz var zaten. Hı. Doğu, batı, kuzey yönünde bir günlük mesafede muhteşem yerler var. Evet, ve biz bunların hepsini bunun sayesinde öğrendik. Muhteşem öğrendik. Bir yer. Hazine aslında. Yani Mersin aynen. anlamda hani Mersinlilere ben bunu söylüyorum. Muazzam bir yerde yaşıyoruz. Onu söyleyeyim. Çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Muhteşem yerler var. Biz bundan istifade ediyoruz. Ve bunların hepsini motosiklet sayesinde öğrendik. Evet şimdi. Zaten... Bir şey daha var. Motosikletin hayatımıza kattıkları neleri değiştirdi? Biz kendi aramızda da arkadaşlarla hep bunu konuşuyoruz. Motosiklet bizim öyle bir ortak noktamız oldu ki arkadaşlar arasında. Bizler 7-8 yaşlarımızdaki halimize geri döndük. Kendinizi çocukluk arkadaşlarımızı bulduk işin aslında. Şu anki o motosiklet arkadaşlığı kendi aramızda öyle bir şey ki, oyun arkadaşlığı gibi bir arkadaşlığımız var. En ufak bir çekiş yok, çıkar yok, birbirimize karşı bir ne bileyim beğenmemezlik yok, şu yok, bu yok. Tamamen ortak nokta motosiklet ve beraber keyifli vakit geçirmek üzerine kurulu. Harika. Ve gerçekten. Herkes bu arkadaşlıktan dolayı da motosiklete daha fazla binmeye başlıyor. Motosikletten aldığı zevkle arkadaşlığını daha iyi kurmaya başlıyor. Birbirini sinerjik olarak, hani simbiyotik olarak arttıran bir şey motosiklet. Evet, yani çocuklar gibi bazen evden izin koparmak için manevralar yapıyoruz. Manevralar yani. Yapıyoruz. Değil mi? Birbirimize evet. destek çıkıyoruz. Toplanıp bir arkadaşımızın hanımına gidiyoruz. Ne olur izin ver diyoruz. Bizimle geziye gelsin diyoruz. Öyle evet. şeyler oluyor. Şimdi muhteşem bir programdı. Çok değerli görüşlerinizi dinledik. Umarım pek çok kişiye ışık olmuştur. Bu arada umarız. Eğitimlerinize katılmak isteyen olursa eğitim verdiğiniz bir kurum var değil mi? Oraya gelip müracaat edip eğitim Art alabilirler. Art Moto Akademi var. Evet. Art Moto Akademi üzerinden çok rahat internette bulabilirler. İnternetten de öğrenilebilir değil mi bu işin tüyoları? Yani tam anlamıyla değil ama genel felsefe anlamında. Yok, öğrenemez. Öğrenilemez mi? Yani, ama nasıl benim umutlarımı size? Kırdınız şöyle bir şimdi. Şey. Yani bu işin aşçılık gibi düşünün. Evet. Yani yemek tarifini siz bir kağıda yazar verirsiniz, al uygula dersiniz, ortaya bir yemek çıkar. Elbette bir yemek çıkar. Ama Michelin yıldızlı bir usta aynı yemeği yaptığında o adam hayır, çok daha lezzetli yapar. Bunun gibi bir şey. Ben bu programa hazırlanırken böyle okuyunca işte hayata bakışı, felsefesi, sanatçı tarafı benim çok ilgimi çekti. Hı hı. Dedim ki bir ara ben de bu alanda biraz üstüne gidip bir motosiklet kullanmalıyım. Memnuniyetle evet. yani gençsiniz, motosiklete mutlaka başlamalısınız. Tavsiye ediyorum. Eğitimle bu işi yaparsanız da zaten biz her zaman destekçiniz oluruz. Bütün arkadaşlarımızın, yani eğitim almak isteyen herkesin destekçisi oluruz bu konuda. Eğitimlerinde yardımcı oluruz. Evet. Şiddetle de tavsiye ederim. Çok keyif alacağınız, hayatınızda yeni bir sayfa açacağınız bir hobi. Peki. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Son söz derken bir tuhaf bir var ya, paylaşılır son sözler. Hani. Şimdi program... o gazı açmayacaktım. Biz aynı konu olunca, yani hemen hemen ilgi alanımız aynı olunca burada hı-hı, bir iki hı-hı. saat daha konuşabiliriz ama bir süre eylem bir süre var. Gerekiyor. İnşallah başka bilgiyi programı. De parça parça verelim ki insanlar biraz daha çok faydalansınlar. Zaten sizden bir söz aldım tekrar. Evet. Motosikletle ilgili ekonomimize katkısını bir konuşacağız. Bir de genel güvenlik anlamında sürüş teknikleriyle ilgili konuşacağız. Aynen, biraz onunla ilgili artık. Yani eğitime devam edeceğiz. Bugünlük bu programın sonunda söylemek istediğiniz ne var? Ölümüne değil, ölene kadar sorun. Ölümüne değil,
Ölene kadar sürer. Sizin hocam? Söyleyebileceğim sadece şu. Arkadaşlar, motosiklet kullanmak isteyen herkes mutlaka eğitim almalı. Eğitim alın. Eğitim önemli. Eğitim farkındalığı arttırır. Ama ehil kişiden eğitim olduğunuzdan emin almanız lazım. Yani ondan emin olmazsanız yanlış bilgi edinebilirsiniz. Evet. Şimdi bugün yine çok güzel bir programın sonuna geldik. Bol bol eğitime değindik. Motosiklet kültürüne, motosikletle ilgili tiyoları aldık değerli hocalarımızdan. Ben yine motosikletle ilgili bir sözle bitirmek istiyorum. Kontrol edebildiğin güç her zaman güldürür. Kontrol edemediğin güç ise bir gün öldürür diyerek noktayı koyalım. Bizleri sizlerle buluşturan sponsorumuz Mersin Psikoteknik Serici ve Mesut Sözler Eğitim Kurumları'na, yapımda ve yayında emeği geçen İçel TV personellerine ve konukluğunuz ve değerli bilgileriniz, paylaşımlarınız için sizin şahsınıza Art Moto Akademi'ye ve Mersin Motosiklet Kulübü'ne selamlarımızı iletiyoruz. Hafta yine aynı saatte buradayız. Sağlıcakla, hoşça kalın. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatımız Trafik programı sona erdi.